Şöyle düşüneceğiz. Antalya Spor'da oynadı Sinan Gümüş. Ee, oradan da yakalayabiliriz. Emre Belezoğlu, ya yani Tol Tolga için. Ciğerci. <laughs> Ama Tolga Ciğerci Gökhan Gönül'le hak ettim. Fenerbahçe'de 3 ay oynadılar Gelmişti, beraber yani. Yani atma gezmişler abi yani orada <laughs> 3 marşımız, ay Fenerbahçe'de ortak maçları var mıdır bilmiyorum. Barbaros Meydanı'nda doğru. Duruyor. bu arada Mönchengladbach maçında Tolga Ciğerci gol attı Fenerbahçe'ye. Hmm. Ya doğru o zaman takım arkadaşları. Ama hiç yani Sinan Gümüş, Melan doğaçlama çıktı yani. Ha, güzel. <laughs> Zaten öyle çıkması güzel. Josef isimli izleyicimiz yani sayfası Josef olan izleyicimiz ilk bilendi. Kendisine tebrik ederim çok sayıda da doğru cevap geldi. Ee, çabuk buldu izleyiciler. Ee, bir tane daha var ilerleyen dakikalarda. Ya, paslandık Melife ya bilemiyorum artık. Yok canım ya. bildin işte <laughs> hızlı bildin yine. Kaç dakika oldu tebrikler. Şimdi Edson Fernandes ile ilgili çok soru geliyor. Ne durumda? Ne olacak diye? E, Mehmet Özcan e, hem Galatasaray hem Beşiktaş tarafında e, bir hareketlilik orada Benfica başkanının açıklamaları vesaire. Şu an son durum ne? Ben hala 1 Eylül tarihini beklememiz gerektiğini düşünüyorum. İzah edeyim. 31 Ağustos Portekiz'e transfer tahtası kapanıyor. 8 Eylül'le Türkiye'de zaman var. Ancak programa girerken çok güvendiğim bir kaynaktan aldığım haberi paylaşayım. Benfica tarafı oyuncu. Türkiye'de bir takıma şu an evet tok satıcı rolünde. Oyuncuyu kadromuzda düşünüyoruz. Göndermek istiyorum. Bu biraz da stratejik. Çünkü oyuncunun Türkiye'den talipleri olduğunu farkındalar. Kiralık bir operasyon olacaksa Türkiye'de bu takım Beşiktaş Galatasaray'da bonservis pazarlığı yapabiliriz. Açalım. 7 milyon euro teklif etti Galatasaray. Galatasaray'ın bu transfer dönemi bonservis harcada oyuncuları söyleyelim. Nelson 7 milyon euro. Çıkaldı 6,5 milyon euro. Bence Getson için daha yüksek rakamlara çıkar Galatasaray. Çıkmalı da benim mantığım. Ee, mu limit Mehmet? Var mı öyle bir açık şu Financial Fair Play'de sıkıntı yok. yok. TFF'nin e, açtığı limit. TFF'nin açtığı limit şu an dolu ama Falcao'yu ha, hali hazırda Babeli veya Fegül, Babel Fegül'den birini çıkardığın zaman e, muhakkak e, limit <laughs> Limite yetecek. Açınacak. Ama dediğim gibi Benfica stratejik yaklaşıyor ve ben çok da mantıksız görmüyorum. Yani oyuncu kiralık gidecekse neden Beşiktaş açalım? E, Şampiyon Ligi'nde 6 tane maç oynayacak. Sergen Hoca'nın da Gaston istemesini ben açık söyleyeyim anlıyorum. Yani o gölgede hakikaten Şimdi Josef, Geson, Salih, Atiba bu dörtlünün üçüyle kuracağı orta saha ligin en iyi orta sahası olur. Bu önemli. Yani kiralık formülünde öncelik Beşiktaş ama, ama Galatasaray, Galatasaray bon servisiyle alabiliyorsa Galatasaray'a. Ki ben Galatasaray'ın da şartları sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum Getson için. Çünkü Fatih Hoca'nın planlaması açalım. Şu an nasıl orta saha? Taylan Berkan Aytaç'tı. Taylan Berkan Fegüli oldu. Taylan Berkan Çıkaldağ oldu. O bölge bence son istiyor yani. Tayland'a, Berkan'da değerli oyuncular birazdan Galatasaray uzun uzadı konuşuruz ama son maç, Renders maçı çok birbirlerine giriyorlar. Yani ben Tayland-Berkan'dan birinin oynaması taraftarıyım. Bana ideal bir Galatasaray planlaması yap desen o bölgeye olabiliyorsa Gerson tarzı bir oyuncu isterim. Artı hani e, Galatasaray'ın Gezal'da boşunu boşuna istemediğini fark ettim. Bence ön tarafa da kreatif bir isme ihtiyaç var. Ama Gezal ama Morutan o profil bir oyuncuya. Geç sonu daha konuşmaya devam ederiz Melike. Yani ben çok ısrarlıyım. 1-2 Eylül'de şimdi, daha da netleşecek. Şimdi bu söylediğinden, şimdi Renders maçından sonra dün e, Fatih Terim de geç sonuna ilgili şunu söyledi. Oyuncunun önceliği Galatasaray dedi. Bu karar kiralı Kısa Beşiktaş, bonservisiyle alabiliyorsa Galatasaray. Peki oyuncunun tasarrufu ne olabilir? yani oyuncunun... Roziye'de gördük bunu. Roziye sonuçta Beşiktaş'ın o adımı atmasını sağladı. Yoksa Beşiktaş nereden baksak 5 milyon euro yakın bir para ki Beşiktaş son dönemlerde maddi anlamda işte Gezal'a bile 3 milyon euro seviyesinde bir bonservis verdi. Oyuncu da fedakarlık yapabilir. 4 yıllık, 5 yıllık anlaşmada ücretini indirip. Göreceğiz. Şu an ne desek boş. Ben hala ısrarlıyım. Ben 31 Ağustos tarihine kadar Gezson'la ilgili bir net gelişme beklemiyorum açıkçası. Orada transfer tahtası kapanacak. Gezson'un her geçen gün oynamaması artacak. Oyuncu da doğal olarak kariyerini geleceğini Benfica'da şekillendirmek istemeyecek. Neden? Oyuncu 89 doğumlu. 22 yaşında diye biliyorum. Artık Portekiz Amili takımına çıkması gerek. Uzun süredir çünkü 3-4 senedir hep üst üste oynuyor. İşte Tottenham'a 50 99. milyon euro e, 99'u pardon. Forma numarasına 69, gitti aklım. Evet. Ak Matematik. Forma ya. numarasına gitti aklım. Doğru artık. Artık yaşlardan. <gülüyor> 22 <laughs> yaşında. diyelim bize. <laughs> ee, yani e, Benfica'da devam etmemi isteğini anlıyorum artık Portekiz as milli takım seviyesini görmeli düzenli oynaması evet. gerek artık. Geç sonraki Galatasaray'daki o 3 aylık periyotta seviyesinin nereden nereye geldiğini gördük. ben dediğim gibi bir takım olacak. Ben hala Galatasaray ihtimalini yüksek görüyorum hani rakamlar çok yüksek olsa da. Burada Fatih Terim de ısrarcı olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın istemesi normal. Gezalı Galatasaray'ı istemesi normal olduğu gibi. Yani Galatasaray'ın Gezalo çünkü e, o günde İyi oyuncular. Onu. Ya şimdi şöyle Abdullah Hoca Gezalı istemez mi? Tabii. Pereri Pereriye Hoca'ya sor bakayım. Rozier'i Gezalı istemez mi? Getson'u istemez mi? Yani Hep bu ister. oyuncular şimdi Gezal o gün Beşiktaş'ın malı değildi. Rozier de Beşiktaş'ın malı değildi. Ortada bir oyuncu evet Beşiktaş serüveni vardı. Kalmak istedi Rozier falan ama istenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Getson'da olduğu gibi Fatih Hoca da ister, Sergen Hoca da ister. İki kulübün avantajları var kendi çapında. Galatasaray'ın avantajı Getson'un ee, geçen sene Galatasaray forması giymesi ve Getso'nun bu konudaki Galatasaray'ı Beşiktaş'a göre belki daha fazla tercih etme olasılığı. Bir. ikincisi Galatasaray'ın oyuncu olarak daha fazla ihtiyacı tabii, var. Tabii ben buna takılıyorum. Yani i̇htiyacı var. Beşiktaş'ın o bölgesi olur. Beşiktaş'ın avantajı da Galatasaray'a göre Şampiyonlar Ligi. Burada Benfica'nın tavrı da tabii ki çok değer bir yatırım yapılmış bir oyuncu. Yaşı böyle e, şeyden... E, Artık gelişme, sınıf atlaması heh, gerek gelişmeye Namzet oyuncudan bir yukarı çıkacak duruma geldi. Tam geçiş evresi. Evet, o geçiş evresinde uluslararası arenada daha fazla görünmesini isteyebilirler. Yani Benfica burada e, Getson'a bir yönlendirme yapabilir. Ha ben iki kulüp açısından da şunu söyleyeyim, e, bon servis verme olayına ben çok girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu potansiyel yüksek ama bir türlü gerek daha önceki takımlarında gerek Galatasaray serüveninde o patlamayı yapamadı. Galatasaray da butik bir dönemde yaptı böyle 6-7 haftaya sığdırdı onu. Onun öncesinde beklentilere çok karşılık veremedi. Kiralama mantığı eğer Benfica onaylatabilirlerse daha ikisi için de daha mantıklı görünüyor. Risk transferi olabilir 7-8 milyon euro yatırım. Ee, hem Galatasaray için hem Beşiktaş için diyorsun. Tabii, kiralama formülü daha mantıklı. daha mantıklı. Ama şöyle Beşiktaş Gerson'u alırsa Şimdi bir düşünüyorum orta sahayı. işte Kaan da konuşuluyor. Kurulan kadroyu falan düşünüyorum. Yani hikaye belki Şampiyonlar Ligi'nde kuraya göre kendini bir üst tura atamayabilirsin ama oradan çıkacak bir üçüncülük falan sizi epey bir e, Avrupa Ligi'nde bir yeni bir serüvene sokabilir Beşiktaş açısından. Belki yeni korulan 3-4 kişilik kadro olacak ama bir de iskeletin korunduğunu düşünürsek, hocanın oraya verdiği enerji, isteği düşünürsek e, Gerçekten şey ihtişamlı görkemli bir kadro zaten şeyle Fernandez'le birlikte çok daha iddialı bir kadro haline gelir sol bek dışında kusursuz bir kadro. Oldu. Evet. Peki, evet. E, şimdi buradan e, Galatasaray'da tabii ligde de rakip Hatayspor oraya da kısaca bir geçelim. Daha maça çok var. Kapanış maçı olacak haftanın ama Arda Turan'ın sakatlığı var. E, nedir sakatlığın ciddiyeti Mehmet Özcan? 3 hafta milli araya kadar Arda olmaz. Bir ciddi bir, bir maçta sakatlandı ki devam da etmeye çalıştı edemedi. Çok ters bir pozisyonda öyle söyleyelim. Hoca ekonomik kullandı oyuncuları. Çünkü üç günde bir maç maratonu. Geçen sezonda aynısını yapmıştı. Fegüli'yi, Jagni'yi kulübede gördük Renders maçı. Hatay Spor maçı maçında ikisini de 11'de bekliyorum. Yani ileri uçta Jackney orta sahada yine Keza.